alacağım. Cihan, bu dünyanın büyüklerinin evlilik maceralarında başlarına gelen belaları sırayla ve biraz da suçluluk duygusuyla karışık bir hazla ballandıra ballandıra anlatıyordu. Şimdi Ömer de onu ayıplamaktan vazgeçmiş, her mimiğine canı gönülden katılıyordu. Hınzırlığı tutan Cihan, artık sustum, konuşmuyorum dediğinde ise Ömer hikayenin nasıl biteceğini gayet iyi bilmesine rağmen devam etmesi için ona yalvarıyor, bu da yetmezse okşayışlarla yola geçirmeye çalışıyordu onu. Emirül Mümini'nin bağrına taş basıp evet demek zorunda kalmıştı. Cevap kendisine ulaşır ulaşmaz Bağdat yoluna düşen Tuğrul, ne gibi düğün hazırlıkları yapıldığını görmek için sabırsızlığından daha şehre varmadan vezirini önden gönderdi. Sultanın elçisi halifelik sarayına vardığında çok özenle seçilmiş sözcüklerle nikah akdi imzalanmış olsa da iki eşin birleşmesinin söz konusu bile olamayacağı, çünkü asıl önemli olanın birleşme değil evliliğin sağlayacağı şeref olduğu kendisine anlatıldı. Vezirin sabrı taş başlamıştı ama yine de kendini tuttu. Tuğrul Bey'in tanıdığım kadarıyla diye açıkladı. Birleşmeye de şeref kadar önem verdiğini size temin edebilirim. Yanılmadığıma emin olabilirsiniz. Zaten sultan da ne kadar ateşli bir arzuyla dolup taştığını göstermek için hiç duraksamadan birliklerini savaş haline geçirmiş. Askerlerini tüm şehre yayıp hilafet sarayında kuşatmıştı. O zaman halife mücadeleye bir son vermek zorunda kaldı. Ve meşhur buluşma da gerçekleşti. Prenses altın sarmalı bir döşeye oturdu. Tuğrul Bey odaya girdi. Kızın önünde yeri öptü ve vaka nüvislerin anlattıklarına göre peçesini bile açmadan, hiçbir şey demeden, sanki orada hiç yokmuş gibi kızı şereflendirdi. Sonra her gün elleri kolları zengin armağanlarla dolu olarak kızı görmeye geldi. Onu her gün şereflendirdi ama kız bir kez olsun yüzünü göstermedi. Tuğrul Bey ne zaman bir buluşmanın ardından saraydan çıksa bir kalabalık yolunu gözlüyordu. Çünkü o sırada neşesi öyle yerinde oluyordu ki her isteği yerine getiriyor ve hesapsızca ihsan dağıtıyordu. Bu çökkünlük ve kibir evliliğinden hiçbir çocuk doğmadı. 6 ay sonra Tuğrul öldü. Aslında kısır olan kendisiydi ama rahatsızlığından sorumlu tuttuğu ilk iki karısını boşamıştı. Ama kadınları, eşleri, cariyeleri sıraya dizdikçe gerçeği kabullenmek ona zorunda kalmıştı. Eğer bu bir kusursa kusurlu olan kendisiydi. Müneccimlere, şifacılara ve şamanlara başvurulmuş, her dolunayda yeni sünnet edilmiş bir çocuğun kesilen derisini yutması salık verilmişti. Bundan da bir sonuç alınamadı ve durumunu sineye çekmek zorunda kaldı. Ama bu kusurun adamlarının gözünde itibarını düşünmemesi için cinsel açıdan doymak nedir bilmeyen bir aşık diye ün salmaya özen göstermiş, en küçük seyahat için bile aşırı kalabalık bir haremi beraberinde sürüklemeye adet edinmişti. Yatak başarıları çevresindeki zorunlu sohbet konularından biriydi. Yaverleri, hatta yabancı ziyaretçileri bu marifetleri hakkında sık sık bilgi edinmeye çalışır, geceleri sergilediği enerjiyi över, ondan reçeteler ve kuvvet çurupları isterlerdi. Seyyide sonunda dul kaldı. Altın sırmalı döşeği boşalmıştı. Prensesin de bundan yakınacak bir hali yoktu doğrusu. Asıl tehlike iktidar boşluğuydu. Yeni doğan imparatorluk kimliği bir sis perdesi altında kalan atının adından hareketle Selçuklu diye anılsa da gerçek kurucusu Tuğrul'du. Onun ardında hiç çocuk bırakmadan ölmesi Müslüman doğuyu anarşi içine sürüklemeyecek miydi? Geride sürüyle kardeş, yeğen, amca çocuğu kalmıştı. Türklerde ne soyun en yaşlısının tahta çıkması kuralı ne de herhangi bir saltanat veraseti usulü vardı. Bununla birlikte bir adam hızla öne çıkmayı başardı. Çağrı'nın oğlu Alparslan. Birkaç ay içinde kimilerini öldürüp kimilerinin bağlılığını satın alarak aşiret üyelerine üstünlüğünü kabul ettirdi. Bir süre sonra uyruklarının gözünde kararlı, adil ve büyük bir hükümdar olacaktı. Ama hasımlarının fısıltı halinde yaydığı bir söylenti peşini hiç bırakmayacaktı. Kısır Tuğrul'un doymak bilmez bir erkekliği olduğu rivayet edilirken, 9 çocuk babası Alparslan'ın cinsi Latif'le pek ilgilenmeyen bir adam olduğu anlatılırdı.
Düşmanları ona karı kılıklı lakabını takmışlardı. Maiyetindekiler de konuşmaların böyle baş ağrıtıcı bir konuya doğru kaymamasına hep özen gösterirlerdi. Kendisine haklı veya haksız olarak yakıştırılan bu san, onun ölümüne de neden olacak başarı basamaklarının yıldırım gibi tırmanacağı belli olan bir saltanata çok vakitsiz son verecekti. Ama Ömer ve Cihan henüz bunu bilmiyorlardı. Onlar Ebu Tahir'in bahçesindeki Cihan'ın Numa'da sohbet ederlerken 38 yaşındaki Alparslan dünyanın en güçlü adamıydı. İmparatorluğu Kabil'den Akdeniz'e kadar uzanıyordu. İktidarı kimseyle paylaşmıyordu. Ordusu ona bağlıydı. Devrin en becerikli devlet adamı olan Nizamülmülk onun veziriydi. En önemlisi de Alparslan, Anadolu'daki küçük Malazgirt köyünün yakınlarında Bizans İmparatorluğu'na karşı büyük yankı uyandıran bir zafer kazanmış, Bizans ordusu kılıçtan geçirilmiş, Baselus ile tutsak edilmişti. Her camide vaizler onun başarılarını övüyor, savaş vakti geldiğinde nasıl beyaz bir kefen giyip tahnitçilere korkular sürdürdüğünü, atının kuyruğuna nasıl kendi eliyle düğüm attığını, ordugahının yakınında Bizanslıların gönderdiği Rus keşif koluna nasıl bizzat baskın verdiğini, onların burunlarını nasıl kestirdiğini ama diğer yandan tutsak olan Basilius'u da nasıl azat ettiğini anlatıyorlardı. İslam alemi açısından büyük bir gündü kuşkusuz ama Semerkant için korkulu günler başlamıştı. Alparslan bu şehre uzun süredir göz koymuş, hatta geçmişte ele geçirmeye de çalışmıştı. Sırf Bizanslılarla savaşa tutuştuğu için bir ateşkes yapmak zorunda kalmış, bu amaçla da iki hanedan arasında evlilik akitleri oluşturulmuştu. Sultanın büyük oğlu Melikşah, Nasır'ın kız kardeşi Terken Hatun'la bizzat Handa Alparslan'ın kızıyla evlenmişti. Ama kimse bu düzenlemelere kanacak kadar enayi değildi. Semerkant'ın efendisi kayınpederinin Hristiyanlara karşı kazandığı zaferi duyduğundan beri kentinin başına çökecek felaketin korkusuyla yaşıyordu. Haksız da sayılmazdı. Olaylar giderek hızlanıyordu. 200 bin Selçuklu süvarisi o sırada Ceyhun diye bilinen eskilerin Oksus dedikleri ileride Amu Derya adını alacak nehri geçmeye hazırlanıyorlardı. Bu ordunun en son askerine varıncaya dek birbirine bağlanmış sallardan yapılma eğreti köprüden geçmesi tam 20 gün alacaktı. Semerkant'ta taht salonu genellikle dolu oluyor ama ölü çıkmış bir ev gibi yere iğne düşse sesi duyuluyordu. İçinden geçilen zor dönem hanı bile usandırmıştı sanki. Ne öfke patlamaları sergiliyor ne de bağırıp çağırıyordu. Maiyetindekiler bu durumdan bunalmıştı. Eskiden takındığı kibirli tavır canlarını yaksa da onlara güven veriyordu. Şimdi ise sükuneti karşısında endişeye kapılıyor, onu kaderine razı olmuş gibi görüyor, yenildiği kanısına varıyorlardı. Herkes kendi başının çaresine bakmayı düşünüyordu. Acaba şimdiden kaçıp ihanet etmek mi daha iyiydi, yoksa bekleyip dua etmek mi? Han günde iki kez yerinden doğruluyor, yakınları da tören alayı halinde peşine takılıyordu. Gidip surların bir yerini teftiş ediyor, askerlerin ve ahalinin alkışını alıyordu. Bu teftiş gezilerinden birinde şehrin gençleri hükümdara yaklaşmaya çalıştılar. Muhafızlar onları fazla yaklaştırmayınca da askerlerin yanında savaşmaya, şehri, hanı ve hanedanı korumak için ölmeye hazır olduklarını haykırdılar. Bu girişimden hoşnut kalmadığı gibi öfkelenen Nasır Han, ziyaretini yarıda kesip geri dönerken askerlere de gençleri gözlerinin yaşına bakmadan dağıtmalarını emretmişti. Saraya döndüklerinde subaylarını toplayıp nasihat verdi. Semerkant. Amin Mauluf. 4. Bölüm. Dedem, Allah onun bilgeliğinin anısını bizde saklı tutsun, Belh şehrini ele geçirmek istediğinde hükümdarları başlarında olmayan şehir ahalisi silaha sarılıp bizim pek çok askerimizi öldürmüş, ordumuzu geri çekilmek zorunda bırakmıştı. O zaman dedem Belh emiri Mahmud'a bir sitem mektubu gönderdi. Ordularımız kapışsın ve Allah zaferi kime isterse ona bahşetsin. Razıyım ama avamdan insanlar bizim kavgalarımıza karışmaya başlarsa sonra ne deriz? Mahmud ona hak vermiş, uyruklarını cezalandırmış.
Silah taşımalarını yasaklamış, çatışmanın yol açtığı hasar karşılığında vergi salıp altın toplatmış, Belhliler için doğru olan, yaratılışları gereği itaatsiz olan Semerkantlılar için haydi haydi geçerlidir. Ve ben selametimi bu şehrin ahalisine borçlu olacağıma, Alparslan'ın yanına tek başıma ve silahsız gitmeyi tercih ederim. Subayların hepsi onun bu görüşünü kabul ettiler. Halktan gelecek her türlü gözü pek girişimi bastırmaya söz verdiler. Biat tazelediler, yaralanmış yırtıcı hayvanlar gibi savaşmaya yemin ettiler. Bunlar öylesine söylenmiş sözler değildi. Mavera-ün-Nehir askerleri yiğitlikte Selçuklulardan geride kalmazdı. Alparslan'ın Artılar hanesinde ise ordusunun sayısal üstünlüğü ve gençlik vardı. Kendisinin değil, hanedanının gençliği henüz ikinci kuşaktı. O, ruhuna hala kurucuların hırsı yön veriyordu. Nasır ise soyunun 5. ismiydi. Artık genişlemekten çok eldekileri korumaya bakıyordu. Bu kaynaşma günleri boyunca Hayyam şehirden uzak kalmak istedi. Tabii ki zaman zaman sarayda veya Kadı Efendi'nin konağında şöyle bir boy göstermekten de vazgeçemezdi. Yoksa zor zamanlarında onları bırakıp kaçmış gibi gözükürdü. Ama çoğunlukla cihan nümasına kapanıp kalıyor, kendi işlerine veya bu sır gibi sakladığı kitabına gömülüyor, beyaz sayfalarını büyük bir hırsla dolduruyordu. Sanki savaşın onun için tek anlamı, esin kaynağı olduğu o mesafeli bilgelikti. Onu çevresinde hüküm süren dramın gerçekliklerine bağlayan tek şey cihandı. Her akşam cepheden gelen haberleri saraydaki insanların havasını naklediyor, Ömer ise onu hiçbir heyecan belirtisi göstermeden dinliyordu. Savaş alanında Alparslan yavaş ilerliyordu. Çok kalabalık bir ordunun ağırlığı, disiplin azlığı, hastalıklar, bataklıklar. Zaman zaman amansız bir hal alan direniş de söz konusuydu. Özellikle bir adam, nehre fazla uzak sayılamayacak bir kalenin kumandanı, sultana hayatı zindan etmişti. Ordu, kalenin çevresinden dolaşıp yoluna devam edebilirdi. Ama o zaman da arkasını emniyete alamayacak, yıpratmaz savaşı hız kazanacak ve herhangi bir terslik olduğunda geri çekilme harekatı çok tehlikeli bir hal alacaktı. Bu nedenle kalenin işini bitirmek gerekiyordu. Alparslan bu konudaki emrini 10 gün önce vermiş, saldırılar birbirini izlemeye başlamıştı. Savaş Semerkant'ta da yakından takip ediliyordu. Her 3 gün bir kaleyi savunanların yolladıkları bir güvercin geliyordu. Asla bir imdat çağrısı olmuyordu bu. Erzağın ve insanların tükendiğinden hiç söz etmiyor. Sadece düşmanların verdiği kayıpları, şehri kuşatanların arasında salgın çıktığı söylentilerini anlatıyordu. Kale kumandanı Harezmli Yusuf bir anda Mavera-ün-Nehir'in kahramanı olmuştu. Bununla birlikte sonunda vakit geldi, çattı. Kaleyi savunan bir avuç asker sayıca çok üstün düşmanla artık başa çıkamaz oldu. Kalenin temellerinin altına lağımlar döşenip surlar aşıldı. Yusuf soluğu tükeninceye kadar savaştı ama sonunda yaralanıp esir düştü. Başına bela olan bu adamı yakından tanımak isteyen sultanın huzuruna çıkardılar onu. Karşısında duran kara kuru, ufak tefek, yabanıl, üstü başı bir kir toz içinde bir adamdı. Kollarına sıkı sıkıya yapışmış çam yarması gibi iki muhafızın ortasında başı dimdik ayakta duruyordu. Alparslan ise üzeri minderlerle kaplı ahşap bir sekinin üzerinde bağdaş kurmuş oturuyordu. İki adam karşılıklı meydan okuyarak uzun uzun bakıştılar. Sonra Galip emretti. Yere 4 kazık çakın. Bunu kollarından bacaklarından bağlayın. Sonra da bedenini 4 parçaya ayırın. Yusuf karşısındakini tepeden tırnağa süzdü aşağılayarak ve haykırdı. Erkek gibi savaşmış birine böyle muamele reva görülür mü? Alparslan cevap bile vermedi. Başını çevirdi. Tutsak onu azarlar gibi seslendi. Hey karı kılıklı, sana söylüyorum. Sultan bir anda sanki akrep sokmuş gibi yerinden sıçradı. Yanında duran yayını kaptı, bir ok çekip taktı ve fırlatmadan önce muhafızlara tutsağı bırakmalarını emretti. Yoksa onları da yaralayabilirdi. Zaten korkusu da yoktu o güne dek, hedefini asla ıskalamamıştı. Aşırı sinirlendiği için mi, aceleden mi, çok kısa mesafeye ok atmanın zorluğundan mı nedendir bilinmez, Yusuf'u vuramadı. Ve sultan daha ikinci bir oka uzanmaya fırsat bulamadan tutsak üzerine atıldı. Sekinin üzerinde tünemiş vaziyette savunmasız kalan Alparslan oradan kurtulmaya çalışırken ayağı bir mindere takılıp sendeledi ve yere devrildi. Yusuf üzerine çökmüştü bile. Elinde de giysilerinin içinde sakladığı bir hançer vardı. Kafasına bir gürz indirmeden önce sultanın böğrünü deşecek zamanı buldu.
oldu. Yine de askerler cansız bedeni üzerine üşüşüp lime lime ettiler. Ama ölümün dudaklarında dondurduğu o alaycı gülümseyişi silemediler. Öcünü almıştı. Sultanın da günleri sayılıydı artık. Nitekim Alparslan 4 gün 4 gece can çekiştikten sonra öldü. Canı ağır ağır çekilirken acı bir muhasebeyle geçen 4 gün dönemin vakanı visleri sözlerini şöyle naklettiler. Daha dün bir tepenin üstünden birliklerimi teftiş ediyordum. Onların adımlarının altında yerin sarsıldığını hissettim ve kendi kendime şu cihanın hakimiyim, benimle kim boy ölçüşebilir dedim. Allah bu kibrime, bu böbürlenmeme karşı insanların en sefilini, yenilmiş, esir düşmüş bir adamı, bir idam mahkumunu saldı üzerime. O benden daha güçlü çıktı, vurdu devirdi beni, tahtımdan aldı canımı.